11 Nisan tarihinde Kıbrıs'ta dağıtılan müzakere masasının yeniden toplanması kararı tartışılıyor. Uzmanlarsa Türk tarafına masaya dönmeyin çağrısı yapıyor. Dolayısıyla seçilmiş kişiler Kıbrıs Anayasası'na aykırı bir şekilde görüşmeleri sürdürüyorlar. Türk hükümetinin müdahil olması ve derhal görüşmeleri kestirmesi gerekir. Anka Enstitüsü Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Ömer Lütfi Taşçıoğlu, adanın Yunanistan'a bağlanmasını içeren Enosis kararını Güney Kıbrıs Rum yönetiminin henüz iptal etmediğine dikkat çekti. Karar tam olarak geri çekilmedi. Sanırım basına yanıltıcı bir açıklama yapıldı. Meclise verilmiş olan karar meclisten geri alınıp tekrar hükümete yani Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Bu karar tekrar hükümet tarafından alınmayacak anlamına gelmez. Kıbrıs Türk'ünün geleceğinin tehlike altında olduğunu savunan Taşçıoğlu, adada hedeflenen projenin perde arkasını anlattı. Bir dönem Filistin topraklarının Yahudi Ulusal Fonu'nun katkılarıyla İsrail'in eline geçmesi ve İsrail Devleti'nin kurulması gibi Kıbrıslar topraklarını ve vatanlarını kaybedecekler. 11 Nisan salı günü başlamaya hazırız. Emekli Kurmay Albay Taşçıoğlu, müzakere masasına dönmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı da eleştirdi. Akıncı'nın iş başına getirilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük sevinçle kazan, karşılanmıştı. Ve kendisi hakkında pek çok eşi ve kendisi hakkında şaibeler var.